Tekrar geçmiş olsun hepimize, İstanbul'a, hemşehrilerimize. Takibimiz devam ediyor. Şu anda en son bilgi olarak tekrar söyleyelim ki İstanbul'umuzda sevindirici olan bir can kaybımız yok. Ve İstanbul'da şu anda tespit ettiğimiz iki caminin minaresi hasar gördü. Daha doğrusu yere düşen kısmı var ve bu Avcılar'da ve Sarıyer'de yapılarla ilgili çokça ihbar aldık ama bir kısmı asılsız, bir kısmı ile ilgili de şu anda tespitle ilgili sahaya ekiplerimiz dağılmış durumda. Hem başta zabıta ve itfaiye olmak üzere bütün ekiplerimiz, İSKİ ve İKDAŞ, ki bu anlamda İKDAŞ çok daha önemli bir yer teşkil ediyor. Orada SKADA merkezimizden takibimiz devam ediyor. Ki riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz. Bu manada elimize ulaşan net tespitlerimiz olduğunda da yine sizleri, hemşehrilerimizi ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tabii bu bizler için çok önemli bir ikaz, önemli bir uyarı. İstanbul özellikle 99 depremini yaşadıktan sonra depremle ilgili mücadele kararlılığını dile getirmişti ama 20 yıla yakındır ne yazık ki tatmin edici bir seviyeye gelemedik. Bu süreci hep birlikte bir seferberlik süreci ve bir milli mesele olarak bakıyoruz. Deprem şehrimizin, ülkemizin milli bir sorunudur. Dolayısıyla herkesin bir araya gelip düşünce üretmesi, sorunu çözmesi, bu konuda adımlar atması gerekiyor. Belediyeler, merkezi hükümet, her kurum bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bu noktada biz çok öncelediğimiz bir alan, her zaman masaya oturup konuşmamız gerektiğini ifade ettik, edeceğiz. Bu anlamda özellikle son dönemde bir buçuk aylık çalışmamızla İstanbul'un merkezi ilçeleri başta olmak üzere 800'ün üzerinde yeni deprem toplanma alanı tespiti yaptık ve bunları İstanbul'a çok hızlı kazandırmamız gerektiğinin farkındayız. En küçüğü 500 metrekare olmak üzere İstanbul'un gerçekten merkezi noktasındaki bu tespitlerimiz aslında büyük bir eksikliği giderecek. Ama bunun yanı sıra gerçekten yapıların güçlenmesi, güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm anlamında da tümüyle zihniyetin değişimine ihtiyaç duyduğumuz net. Bu konuda da bir felsefemiz, bir hazırlığımız var. Yine afet anında en üst seviyede hazırlıklı olmamızı sağlayacak bir eğitime muhtacız. Bu konuda da hazırlığımız net. Okullarla, tüm kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak toplumun tamamını bilinçlendirme ile ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız ve depreme hazır bir İstanbul var etmek adına da bir uygulamamızı İstanbullularla paylaşacağız. Bu da hazır durumda şu anda. Tüm altyapısıyla hazır. Ve dediğim gibi zaman kaybetmeden, vakit kaybetmeden, saniye kaybetmeden depremi düşünerek çare üretmek zorunda olduğumuz ortadadır. Şu anda AKOM'dayız, Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Özellikle sahil kesimindeki, Avrupa yakasının sahil kesimindeki tüm ilçe belediye başkanlarımızla Fatih'ten Zeytinburnu, Beylikdüzü, Silivri'ye kadar hepsiyle görüştüm. Bu konuda şükürler olsun hiçbir olumsuz, bizim bilgilerin dışında hiçbir olumsuzluk, özellikle kötü bir yaralanma ya da can kaybı noktasında hiçbir olumsuzluk tespitimiz yoktur. Burada tespitlerimize devam ediyoruz. Sayın Valimizle görüşüyoruz. Hem AFAD'dan hem bizden bilgi akışıyla sürecin en sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz. Dediğim gibi bütün Büyükşehir Belediyesi teakkuzdadır. Çok sayıda insanların toplandığı alanlarda hizmet edecek büfelerimizi oraya gönderip hemşehrilerimize bir kısım ihtiyaçlarını karşılama noktasında da yanlarında olacağız. Bu konuda uzmanlar çalışıyor. İyi biliyoruz ki Kandilli'de de bir çalışma var. Kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken hususları da ben yine İstanbul'da hemşehrilerime aktaracağım. Şu anda özellikle depremle ilgili uzmanlarımız da bu süreci çalışmakta ve çalışmalarına devam edecekler. Örneğin haritada karşıda gördüğünüz
haritada aslında depremin şiddetle ilgili İstanbul'a yayılımını gösteriyor. Yani merkezi Silivri'de olan çalışmanın aslında İstanbul'daki hissettirdiği şiddetin oranın sayısını veriyor, değerini veriyor. Bu aslında bizim binalara verebileceği hasarla ilgili de bir öngörü elde etmemizi sağlıyor. Yine Boğaz Köprüsü ile ilgili çok bilgi geldiği için aktaralım. Arkadaşlarımız karayollarının sorumlularıyla da görüştüler. Orada bir iskele söz konusuydu. O iskelenin görüntüsü sanki köprüde bir sorun varmış gibi bir görüntü sağlamıştı. O konuda da orada iskele şu an kaldırılıyor. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yoktur. Bunu da belirtelim. Dediğim gibi bir sıkıntı varsa ve şu anda vatandaşlarımız bilgilendirilmesi gerekiyorsa da biz bunu mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız. Çok geçmiş olsun. Umuyorum hızlı bir şekilde bu önemli meseleyi, milli meseleyi, deprem konusunu İstanbul'da çözecek en güçlü, en dirayetli adımları hep birlikte atacağız. Ve inşallah büyük deprem İstanbul'un bir kaderidir, doğanın gereğidir. Ama onu yaşamadan inşallah İstanbul'un sorunlarını hep birlikte çözeriz diye umuyorum. Hepimize geçmiş olsun. İstanbul'umuzu takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bugün Silivri açıklarında bir deprem yaşadık. Elbette bu depremin telaşıyla vatandaşlarımızın ciddi anlamda korku yaşadığını hissediyoruz. Tabii sevindirici haber, İstanbul'da bu depremde hiçbir can kaybı yaşamadık. Ve ama bir başka yönü de, bence bu da sevindirici, bu aynı zamanda İstanbul'umuza önemli bir ikaz. Dolayısıyla bu ikazı hep birlikte hissetmeli, anlamalı ve ona göre hazırlık yapmalıyız. Daha önce de defalarca söylediğim şeyi başta söylemek istiyorum. Deprem önemli bir meseledir İstanbul için ve İstanbul için bu kadar önemli olan meselenin aynı zamanda milli bir mesele olarak algılanıp hep birlikte ortak akılla masaya oturarak, yüzleşerek ve İstanbul'umuzun bütün sorunlarıyla ilgili röntgenini net çekip tedavisini de uygulamaya koyarak bir süreç organize etmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bugün yapılan bütün çağrılar, yapılan bize ihbarlar sonucunda sadece Avcılar ve Sarıyer'deki iki cami minaresinde görmüş olduğumuz hasarın dışında açıkçası burada topluma anlatacağımız büyük oranda bir hasar tespiti yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz sahada yapılan ihbarlara mutlak ekip yollayarak yerinde kontrol ettiğimiz gibi aynı zamanda bütün ilçe belediye başkanlarımızla da koordine olmaya çalıştık. Burada özellikle İstanbul'un batı yakasındaki sahil kesiminde, güney sahilinde Marmara kıyısı olan ilçelerimizle daha sıkı irtibat halinde olduk. Dediğim gibi korkulacak bir, bizi üzüntüye boğacak bir sorun yaşamadık. Çokça sorulan bir soruyu biz de özellikle bu işin uzmanı hocalarımızla beraber değerlendirmeye aldık. Kendi içimizdeki teknik arkadaşlarla da toplantılar yaptık. Şunu net olarak ifade edelim ki İstanbul'un aslında teknik olarak, bilim açısından aslında dünkü tereddütle bu akşamki tereddüt arasında fark yok. Yani dün akşamki deprem riski neyse bu akşamki deprem riski de aynı. Daha doğrusu depremin bu anlamda şu gün, şu saat olacak diye bir neticeyi bize verme şansı hiçbir bilim insanının yok. Bunu söylemek isterim. Tabii burada esas olan yaşadığımız ya da çalıştığımız binaların sağlamlığı. Bu konuda kötü bir envanterimiz var. Keşke çok iyi diyebilsek ama 2019 yılına geldiğimizde yaklaşık 20 yıl öncesinde depremi yaşayıp, o korkuyu yaşayıp hayatımızda öncelediğimiz bu konuda üzücüdür ki açıkçası İstanbul'da çok büyük bir mesafe yol alamadık.
Alamadığımız için de bugün yüzleşiyoruz bu korkuyla. Dolayısıyla tümüyle bu süreci yenileyecek ve bu süreçle ilgili yeni adımlar atmak zorundayız. Yüzleşerek atmak zorundayız. Tarafı veya işte sorgulanan kesimine bakmaksızın önümüze bakarak bu süreci analiz etmek zorundayız. Keşke ben de on binlerce toplanma alanımız var diyebilseydim. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Bu şehirdeki toplanma alanları ne yazık ki azalmıştır. Bazı semtlerde ve mahallelerde yok derecesindedir. Bu zaten söylememize gerek yok. İnsanlarımız bunu görebiliyor, gözlemleyebiliyor. Bu konuda yoğun bir çalışmamız var. Depremi biz bu dönemimizde öncelediğimizi defalarca söyledim. Ve dediğim şey şudur ki dua ediyorum inşallah olabildiğince İstanbul büyük depremini geç yaşar. Bugün aynı duayı etmekteyim. Ama dediğim gibi depremi ve bu süreci önceledik. Hem İstanbul'un binalarının sağlamlaştırılması, güçlendirilmesi ve yerinde güçlendirilerek fazla yoğunluk yaratmadan insanların huzurlu bir şekilde yaşamlarını sağlayabilmek için ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var ve bunun hazırlığını yapıyoruz. Toplanma alanları, acil toplanma alanları ile ilgili analizlerimizi hızlandırıyoruz. Bu alanların uygunluğunun yanı sıra hazır hale getirilmesi için de fiziki çalışma yürütüyoruz. Hızlı başlayacağız bu işe, onu ifade edeyim. Ve bunun yanı sıra yine afet gününe dönük insanlarımızın bugün yaşadığı o telaşı hep birlikte gördük, koşuşturmayı. Bu kadar aslında çok önemli sayılacak bir şiddette olmamasına rağmen yaşadığımız bu telaşı mutlak yaşamamamız lazım. Bunu yaşamamak için de okullarımızda, ibadethanelerimizde, her yerde ciddi bir eğitim vererek, bu işi ciddiye alarak başta yetişkinler, kamu görevlilerinin bu sorumluluğu alarak sürece hazırlıklı olmamız lazım. Bu mesele önemlidir. Dediğim gibi hissetmekle başlar. Asla insanları ikna etmek için konuşarak değil, insanları yüzleştirerek, sorunları çözerek sürece dahil olmalıyız. İstanbul için bu önemli meseleye bizim bakışımız budur ve nettir. Bugün dediğim gibi her kurulla, belediye başkanlarıyla, sayın valimizle süreci hep entegre götürdük. Şu andaki mevcut durum budur. Dediğim gibi deprem İstanbul'un gerçeğidir, doğanın bir gerçeğidir. Depreme dayanıklı olacak olan açıkçası binalarımızdır ve bizim ruh halimizdir. Bunu çözmemiz lazım. Yönelimimiz ve eğilimimiz de bu yönde olacak. İstanbullular bu geceyi evlerine güvenle geçirebilirler mi? Bu konuda uyarınız olacak mı? Tekrar söyleyeyim. Dün, iki gün önce, üç gün önce neyse bu anlamdaki risk bu akşam da aynı. Benim bilim insanlarından aldığım yorum bu konuda net. Dolayısıyla bu tümüyle sizin evinizle ve binanızla alakalı. Yani o bakımdan şu anda daha tehditkar, daha bir durum yaşıyoruz diyemeyiz. Hiçbir şey yaşamayacağız da diyemeyiz. Yani bu iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta, bir ay önce neyse bu akşam da o, bir ay sonra da o. İstanbul'un böyle bir süreci var. Bilim insanlarının bize somut olarak söyleyebildiği tarif bu. Ben de bunu vatandaşlarımla, hemşerilerimle paylaşıyorum. Esas olan binalarımızın sağlamlığı ve bu sürece hazır olmamız. Peki efendim, İstanbullulardan geceyi dışarıda geçirecek olanlar da var. Belediye olarak bunun için de bir ödem alınmış. Tabii, hazırlıklıyız. Bu konuda özellikle yoğun oldukları alanlara gıda dağıtımı, bir kısım servisler yapacak araçlarımız hazırlığını yaptı. Akşam bu alanlarda hizmetlerini verecek. Vatandaşımızın yanında olacağız. Hem moral vererek ama aynı zamanda umut vererek ve aynı zamanda bu işin ciddiyetini anlatarak, yüzleştirerek yanında olacağız. Bu samimiyetimizi, bu ciddiyetimizi hep koruyacağız. Bir ay sonra unutmayacağız ya da altı ay sonra unutmayacağız. Depremin şiddetine göre aklımızda kalmayacak, her an aklımızda olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımla bu sürece hazırlıklıyız ve insanlarımızla, vatandaşlarımızla da paylaşacağız. Bu akşam da yanlarındayız. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.